Alo. Alo. Hanımefendi, Hocam. programımıza hoş geldiniz. Buyurun. Hocam Allah razı olsun. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam hanımefendi. Hocam benim çocuklarım var. Uşak'ta. Ben köyde oturuyorum. Çocuklarım Uşak tarafında oturuyorum. Uşak'ta oturuyor onlar da. Evlerine gittiğim zaman hocam beni kovuyorlar. Kızım beni kovuyor. Ondan sonra oğlanlar beni kovuyor. O zamanlar beni çok dövdüler, şey ettiler. Gelinlerim bana burnu kıvır diyor. Ne bileyim hocam ben istemiyorlar. Damat bana küfür ediyor. Ben istemiyorlar hocam. Ben bunu çok üzülüyorum hocam. Aramıyorlar, sormuyorlar, yanıma gelmiyorlar. Sürekli yolları gözetliyorum. Gelirler mi diye gelmiyorlar. Gittim kovuyorlar, istemiyorlar. Beni istemiyorlar. Paran yok diyorlar bana. Ne diyorlar efendim? Anlamadım. Paran yok diyorlar bana. Ha, paran olsaydı seni kovmayacaklardı. Beni kovuyor. Kızım kaçıyor kapıya gittim beni kovdu. Nasıl bir dünya bu ya? Nasıl bir dünya? Nasıl evlatlık? Ben anlamakta zorlanıyorum. Ya biz mi çok tersiz yani? Bu insanlar mı çok böyle, bazı insanlar raydan, yoldan, iyice insanlıktan uzaklaşmış? Ha, ne diyor ki, paran yok gelme. Allah Allah. Senin Ondan paran... sonra Efendim? ikinci evliliğim yaptım da dede de çok yaşlı. O da bana iftira atıyor. Dine sövüyor. Allah inkar ediyor hocam. Ben ne yapayım bilmiyorum. Ben de şaştım. Peki senin kaç kızın, kaç oğlun var? Hocam ilk evliliğimde iki oğlan bir kızım var. Hepsi evli. Peki bu evli olan kızlar mı, oğlanlar mı seni istemiyor? Ben istemiyorum işte o çocukların kendi ilk yaşında çocuklarım, ilk yaşında kendi çocuklarım. Hayır, yani kız mı istemiyor, oğlan mı istemiyor? Kızlar mı, oğlan mı? İstemiyor. Gittim kovuyorlar hocam. Kaskı kapısına gittim kovdular beni. İstemiyorlar beni. Hiçbiri seni istemiyor. Hiçbirini istemiyor. Gelinle burnu kıvırdı. Gelinle de istemiyor. Yani istememe sebepleri sen evlendiğin için mi, başka bir şey için mi? Yok yok. Ondan değil hocam ondan değil. De onlar da küçüğüydü ben bu iki evliliğim yaptım. Onlar çok küçüktü. Onlar hiç alakası yok hocam. Eskiden öyle. İlk eşimin yanındayken de böyle yapıyorlardı. Erkek evladınız bir de sizi dövdü, öyle mi? Öyle bir not da var Dövdü. burada. Oğlanlar beni dövdü. Zaman dövdüler. Her yanım boğazımı bıçak dayadı. Dövdüler. Damat küfür ediyor. Kızım beni al, eve almıyorlar. İyi de bacı, sen ne yaptın bunlara? Ne yaptın sen Ben bunlara? hiçbir şey hocam bak sana yemin ederim hocam hiçbir şey yapmadım. Bugün cuma mübarek gün. Evet. Hiç ben bir şey yapmadım hiç. Hadi o çocukken böyle yapıyordu eşim de bana iyi davransana eşim de bana iyi davranmıyor. Küfür ediyor, hakaret ediyor, din ezdiriyor, Allah'ı inkar ediyor. Siz kaç yaşındasınız? Ben 46-47 yaşındayım. Daha gençsiniz de yani. Eşiniz kaç yaşında? O 85-86 yaşında. Ya 85 yaşındaki adamla niye evlendin sen o zaman? Hocam ben bile bir de onda iki tane çocuğum var, ikiz çocuğum var. Yusuf Ramazan okula gidiyorlar, küçük onlar da. Yani ben keşke sana bakabilecek olan, yani tercihinize saygımız var da, yaşlıyla evlenmez anlamında da söylemiyorum. Madem senin evlatlarından, kızından bir beklentin yok, bunlar Yok sana hocam yok. insanca muamele etmiyorlar, o zaman sana bakacak olan biriyle evlenmiş olman lazımdı veya kendini sağlama almalıydın ki değsin yani evliliğin. Yoksa evlenmek için Gidecek evlenilmez ki. hocam gidecek yerim gidecek yerim yok. Param yok gidecek yerim yok. Siz şu anda... Mesela ben Efendim, anlamadım. Uşağa gittim zaman gidim sokaklarda kalıyorum. Kızım yanına gidip kuru istedim. Namazımı kılın diye. Kuruyla istemiyorlar. Sokak ağzına kadar sokakta geziyor. İki tane Bir çocuğunu. saniye, bir saniye. Bu cümleyi bir tekrar söyle. Sen Mesela namaz Uşak'ta kılmandan dolayı mı kapı. rahatsız? Namaz kılmandan mı rahatsızlar? Yok ondan değil de mesela Uşak'a gidiyorum. Kapılarına gittim zaman hocam. Tamam. Kapılarına gittim zaman. Tabii yani sokakta orada burada parkta kalıyoruz. Akşama kadar araba kakası da namaz kılacak oluyorum. He. Ondan sonra bir istirahat edecek oluyorum. Gidiyorum eve almıyorlar, istemiyorlar beni. Peki Param bu, olsa peki, isterlerdi beni. peki sen de Uşak'ta mı kalıyorsun? Ben de Uşak'ta kalıyordum da köye geldim. Uşak'a çok yakın, köy var. Abi şundan dolayı Köye diyorum, yakın. ben Uşak'ta yıllarca kaldım. İmam Hatip Okulu'nu Uşak'ta okudum. Babam buranın müftüsüydü. Evet hocam. Uşaklılar böyle değiller. Uşaklılar karakterli insanlar yani.
uşaklar aklı başında insanlar, misafire kapı kapatmazlar. Ben yani uşakları bilirim, çok kaliteli insanlar, çok güzel aileleri var. Ama sizinkiler nereden çıktıkları anlamadım yani. Nasıl böyle bir aile? Hocam ilk eşim, onlar babalar Eşme Ahmetler'de. Eşme tarafında. Ben Ahmetler'de, Kara Ahmetler'de imamlık yaptım yıllarca. Eşme'nin Kara Ahmetler'inde 18 yaşındayken imamlık yaptım. Ramazan boyunca namaz kıldırdım onda. 18 yaşındayken Kara Ahmetler, Ahmetler bildiğim yerler. Oranın iyi insanları hep iyidir, temiz insanlardır. Normal Anadolu insanı. Seninkiler herhalde anormal yani. Yani o uşaklar öyle değil yani. Seninkilerde bir anormallik var bacı yani. Evet. İşte damat küfür ettiriyor da, damat eve kızı dolduruyor, ben evden kovduruyor. Damat küfür ediyor bana. Damat beni eve almak istemiyor. O da kovuyorlar. Bacı üzüldük yani, hakikaten üzüldük. Çünkü anne... Bana dua... Ne olursa herkes bana dua edin hocam. Dua tamam, istiyor. Ben tamam. Dua isterim hocam. Dua isteyelim. Dua isteyene fakat şunu ben aklım ermedi. Yani iki oğlun bir kızın vardı. İki kızın bir oğlun vardı. İki oğlun bir kızın var hocam. Gelinim var. Hani diyelim ki biri yanlış oldu da bunların hepsi nasıl yanlış oldu? Birbirlerini mi dürterek bu işi yapıyorlar yani? İşte ben seni sevmiyorum hocam. İnanır mısın? Hiçbir kötü şey yapmıyorum. Hiçbir namussuzluk yapmıyorum. Elhamdülillah. Estağfurullah. Şükür. Estağfurullah. Namazını estağfurullah. Atlasın da. Hiçbir kötü bir şey yok. Elime geldi kadar yine ona yardımcı oluyordum. Evet. Ama ben istemiyorlar işte. Paran yok gelme diyorlar değil mi? Ha, benim kızım diyor ki, kız bana dedi ki herkes mefati için dedi. Mefati için dedi. Ne dedi efendim? Benim kız bana dedi ki her şey mefat için. Mefat ha, için. Menfaat kızım için her şey. Paran yok diyorlar bana. Evet, yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Biz hakikaten toplum olarak bozuluyoruz ya. Bu ne ya? Bu ne bu ya? Yani demin karısını boğarak öldüren adam, burada annesini kovan, paran yoksa gelme diyen evlat, her şey menfaattır diyen, işte bu burada medyanın rolü ne kadar? Sevgili gazeteciler, yazarlar, çizerler, programcılar, bakınız toplumu nasıl, ne hale getirdik hep beraber el birliğiyle. Yani insanlar birbirlerinden menfaat için selam veriyor. Evlat anasına paran varsa gel diyor. Paran yoksa gelme diyor. Bir namazlık süre için bile kapısını açmıyor. Anasını namaz kılmayı bile almıyor. Bir köyden kalkmış gelmiş köye. Köye gelmiş ya. Kapınızı açın diyor. İki oğlan bir kız. İki oğlan derken iki gelin olmuş oluyor hep beraber. Biz bize anlatılana göre hükmediyoruz. Başka türlüyse çıkar der ki hocam biz öyle yapmadık şundan dolayı yaptık der. Bize onu da konuşma hakkı veririz ama isim cisim sormadığımız için en azından rahat konuşabiliyoruz. Kim olduğunu belli değil kişilerin. Ama böyle bir anlayış olabilir mi ya? Ebeveynini, babanı veya anneni kapıdan kovacaksın. Paran yok diye seni itibar etmem diyorsun. Hani yabancı olsan anlarım onu da. Ya senin anan ya anan. Seni dünyaya getiren kişi. Senin dünyaya gelmene vesile olan kişi. Senin cennetin, senin cehennemin, senin varlığın. Nefes alman için Allah'ın vesile kıldığı. 9 ay karnında kalmışsın. Diyorsun ki paran varsa gel. Sen bana ne getirdin diyorsun. Paran yoksa hadi bakalım git diyorsun. Anneyi koyuyorsun. Bir çorba, bir su vermiyorsun annene. Ben çok üzülüyorum yani. Bazen ümitsizliğe kapılmadım oluyor. Olmuyor mu? Oluyor maalesef. Ya biz yıllardır anlatıyoruz. Ne bu ya, ne bu ya diyoruz, üzülüyoruz. İyi örnekleri görünce ümitleniyoruz, seviniyoruz. Elhamdülillah bak yüz binlerce insan şöyle hareket ediyor diye seviniyoruz. Ama bu örnekleri görünce de bu mübarek cuma günü inanırız ki günümüz bize alt üst oluyor ya. Bir anne bu ya netice itibariyle. Yani gariban evine gelmiş. Bırak anne olmayı. Sıradan bir kadın ya. Sıradan derken akraban değil, tanımıyorsun. Selamun aleyküm, ben Allah'ın kulu, ey Allah'ın kulu, ben misafirim der, kapı açarsınız. Anadolu kültüründe kapı kapatmak var mı misafire? Bir de annense, içeri almıyor, hiçbiri almıyor, gelin almıyor, oğlan almıyor. Yani, pes doğrusu. Yazık. Bacı diyebileceğim bir şey yok, lütfen yapabileceğim bir şey varsa yapalım, söyle bize. Eşim size hocam, dua istiyorum. Bir de ikinci eşim, bu da şu eşim bana çok hakaret dedi. İftiralar, yalan, dolan, dine sürüyor, Allah'ın karını. Bu da beni üzüyor. Bu da beni üzmeyecekse, bu da beni üzüyor. Bacı ilginç yani. Senin çocuklar da böyle, senin eşin de böyle. Demek ki sen inşallah
Allah sana güç versin. Ben şimdi sana git boşan diyemiyorum. Yani ben senin şartlarını bilmediğim için bir şey konuşmak, masa başından ahkam kesmek kolay. Birileri şimdi diyor ki, hocam de ki bıraksın 85 yaşındaki eşini. Gideceği yeri yok belki. Arkadaşlar hüküm vermek kolay. Bırak gönder eşini demek kolay. Yani bekara eş boşamak kolay. Bir de bu hanımefendiye sor bakayım. Bugün bu adamdan boşanırsa gidecek yerin var mı senin bacı? Yok yok hocam. Ne yapalım biz? Bir de ikinci evde o eşimin çocukları var. Onlar da beni ister. Onlar da beni dövdüler. Burnumu kırdılar. Karnımı çocuğumu öldürdüler. 3,5-3,4 aylık çocuğumu öldürdüler. Karnımda şu ikinci evde eşimin çocukları. Onlar da beni dövdüler. Bacı Allah hepsine... Çok da anlatacak şey. Çok da meşgul etme. Allah sana güç versin, imkan versin de hiçbirine muhtaç olma. Ama onlar günün birinde sana muhtaç olurlar. Hiç merak etmesinler. Kişi neyi hak ediyorsa onunla muhatap olur. El ceza o min cinsil amel. Ceza hatanın işlendiği türden olur. Aynı şeyi yaşarlar. Yaşasınlar demiyorum. Yaşarlar diyorum. Temenni ayrı, haber ayrı. Ben haber veriyorum. Diyorum ki bir anaya bunu çektiren mislini görür. Görsün demiyorum. Görür ama diyorum. İnşallah yanılırım. Evet, teşekkür ediyoruz bacı. Yani dua edeceğiz size inşallah. Uşaklıları tenzih ediyorum bir daha altını çizerek. Uşaklar böyle değil yani ama bu örnek bir şey olmuş. Numunelik bir şey olmuş. Örnek derken numunelik.